Odanızın zifiri karanlık olduğunu düşünün. <laughs> Yürüyebilir miydiniz? Önünüze hiçbir şey çıkmadığı sürece muhtemelen gayet güzel yürüyebilirsiniz. Peki ama neden? Zifiri karanlık bir odada yürürken denge duyunuza güvenirsiniz. Uzayda tam olarak nerede olduğunuzu bilirsiniz. Ayakta mısınız yoksa oturuyor musunuz bunu bilirsiniz. Yürürken sağ ayağınız mı önde? Sol ayağınız mı? Bunu da bilirsiniz. Peki nasıl oluyor da vücudumuzun uzaydaki konumunu bakmak zorunda olmadan kestirebiliyoruz? Buna propriosepsiyon adı veriliyor. Propriosepsiyon. Propriosepsiyon vücudumuzun uzaydaki konumunu hissedebilme yeteneğimiz olarak tanımlanıyor. Başka bir deyişle bu bizim konum duyumuz. Bu duyunun kaynağı vücudumuzun her yanına ve neredeyse tüm kaslarımıza yayılmış çok sayıda küçük sensör. Şimdi bu bir kas olsun. Bu bacağınızdaki veya kolunuzdaki bir kas. Kol kasınız olsun. Bu kasın içinde küçücük bir reseptör var. Bu reseptör omuriliğinize bağlanıyor ve oradan da beyne uzanıyor. Yakından bakacak olursak bu reseptör reseptöre zoom yapıyoruz. Bu reseptör gerilmeye duyarlı. Mesela ağır bir cismi kaldırmak için bu kasınızı kastığınızda kas gerilir ve incelir. Yani böyle bir şey olur. Birazcık incelir. Ve i olarak bilinen bu sensör Yazayım i. Evet i bu. Bu sensör kasın gerilmiş olduğunu hissedebiliyor ki kendisi de geriliyor zaten bu sırada. Yani bu biçimden bu biçime geçiyor. Esniyor yani. İçine şu yay benzeri yapıyı da çiziyorum. İğin içinde gerçekten de buna çok benzeyen bir yapı var. Esneyebilen bir protein var. Bunun gibi ve bu protein gerildiğinde beyne bir sinyal gönderiyor. Propriosepsiyonun temel mantığı bu. Vücudumuzdaki küçüklü büyüklü tüm kasların ne kadar kasılmış veya ne kadar gevşek olduğunu hissedebiliyoruz. Bu da tüm vücudumuzun uzaydaki konumunu kestirebilmemizi sağlıyor. Vücut hareketlerinden bahsedilirken sıkça telaffuz edilen bir diğer kelime de kinestezi. Yazıyorum kinestezi. Propriosepsiyondan bahsederken vücudumuzun uzaydaki konumunu hissedebilmemize değindik. Dengede durma yeteneğimizi yani denge duyusunu da propriosepsiyona dahil etmek gerek. Kinestezi ise daha ziyade hareketle ilgili. Bu ikisini birbirinden ayıran son bir nokta da şu. Propriosepsiyon vücudumuzun uzaydaki konumuna dair bilişsel farkındalığımız olarak nitelendirilir. Yani bu daha çok bilişsel. Bir başka deyişle bu biraz daha bilinç dışı ile ilgili. Vücudunuzun tam olarak nerede olduğunu, ne tarafa dönük olduğunu sürekli düşünmezsiniz. Yürürken veya koşarken aklınızda sürekli umarım düşmem, umarım düşmem düşüncesi yoktur değil mi? Ama olabilir de. Neyse, Nasılsa konum tespiti ve denge kurma işlerini propriosepsiyon gayet iyi halletmektedir. Dolayısıyla bu biraz daha bilişsel bir kavram. Yüzeyin biraz daha aşağısında. O yüzden bunu bil fiil düşünmek zorunda değilsiniz. Diğer yandan kinestezi biraz daha davranışsal bir kavram. Davranışsal. Evet, ne demek bu? Diyelim ki golf oynuyorsunuz veya bir beyzbol topuna vurmaya çalışıyorsunuz. Sopayı sürekli sallıyorsunuz. Topu bazen ıskalıyorsunuz, bazen vuruyorsunuz ama golf veya beyzbol sopasını her sallayışınızda vücudunuz nasıl hareket etmekte olduğunu tam olarak tespit edebiliyor. Dolayısıyla zamanla öğrenebiliyorsunuz. Demek ki vücudumu bu yönde hareket ettirirsem golf topuna vurabiliyorum veya demek ki böyle hareket edersem sopayı beyzbol topuna isabet ettirebiliyorum diyorsunuz. Zamanla vücudunuz o hareketin ne olması gerektiğini kendiliğinden saptayabilmeye başlıyor. Ve bu hareketi gittikçe daha sık yapmaya başlıyorsunuz. Böylece verilen görevi yerine getirmek için vücudunuza hangi hareketi yaptırmanız gerektiğini kendi kendinize öğretmiş oluyorsunuz. İşte bu da bu iki terimi birbirinden ayırmanın bir başka yolu. Unutmayın, propriosepsiyon ve kinestezi aynı şey değil. Yani bunlar aynı değil. O yüzden kocaman bir çarpı koyuyorum. Ama çok önemli bir ortak noktaları var. O da şu. İkisi de vücudunuzun uzaydaki konum ve hareketini tespit edebilmenize yarıyor. Özetlemek için büyük farkları da tekrar sayayım. Propriosepsiyon konumla alakalıyken kinestezi hareketle ilgili. Propriosepsiyonda denge duyusu bulunuyor, kinestezide ise bulunmuyor.